benim ona, onun da yeni bir hayata ihtiyacı var. Neden birbirimize kavuşmayalım ki baba? He? Karanlık tuhaf bir şey. Önce korkarsın. Sonra gözlerin alışır. Gözlerin alıştıkça yüreğin alışır. Korkmazsın. Karanlık artık tanıdıktır. Bazıları karanlıktan hiç korkmaz. İçine doğmuşlardır çünkü. Karanlığın içine doğmuşlardır. Onların gözü de gönlü de doğuştan alışıktır karanlıkta görmeye. Bazıları da içlerinde karanlıkla doğmuştur. Gözleri karanlık bakar, yürekleri karanlıktır onların. Işık giremez. Sevgi, inanç, merhamet hepsini yutar. Yok eder o içlerindeki karanlık. Onlar ne karanlığa ne de karanlıkla doğmuştur. Karanlıkla doğmuştur onlar. İçlerindeki karanlıkla, karanlıkla yaşarlar. Tıpkı benim babam gibi. Ne kadar para verdi lan size? Şu halinize bakın. Kafayı gözü taktınız. Paramızı demiyor. Ya şu zavallı, zavallı Cemal'in cesedi ne olacak peki ha? Ulan bu ne? Kapıda silahlı adamlar. Kafamda çuval, ellerimde kelepçe. Sende havalar 1500. Ha? Ümmü bacı. Ümmü bacı diyorum da böyle bir gülme geliyor. Bu devlet gibi kadına kim Ümmü bacı diyebilir ki? Kız, sen böyle tepeden tırnağa kendini kime yaptırdın? Ha, kaç para verdin 0 kilometre biri olmak için? Haddini bilin. Ha, boş yapma diyorsun. İş konuşalım diyorsun. Peki tamam da bu kapıdaki adamlar kocanın adamları mı? Ha? Kocamın adını o leş ağzına alabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Eriş senin dünyadan haberi yok. Estetik yaptırdığını biliyor mu? Önceki sonraki fotoğraflarını gördü mü? Görse kafayı yer tanıyamaz seni. Tek kelime daha. Tamam tamam. Sen söyle bakayım benim yerime kimi harcadın? Morgu ayarladım. Çünkü ben katil değilim. Ama inan bana eğer katil olsaydım ilk kurbanım sen olurdun. Ben de diyelim, çünkü senin o uğursuz öldüremedim. Ah be abim, ah. Kemiklerin sızlamayacakmış şimdi. Bak cenazenin bir elin parmağını geçmiş. İyi halt ettin. Yaptın yapacağını gittin. Olay yine bacın oldu. Bari oralarda efendi o. Ama da bana da musallat olayım de. Thank you.
Bundan sonra adın Eşref Kaya. Banka hesap cüzdanın, kredi kartların, kimliğin. Sonunda biz de insan sınıfına girdik ha. Kredi kartları, hesap cüzdanı falan. Bankadaki hesabından tek kuruş fazlası olmayacak. Pazarlık yok. Ne uygun gördüysem o. Eşref Kaya yolunu bulur diyorsun. Şu Eşref Kaya'nın şu ellerini de açsak artık hadi. Bu da pasaport. Pasaport vay. Nereye postalıyorsun beni bakayım? Nijerya. Biraz parana kıysaydın da Paris'e falan yollasaydın beni ha? Öyle hayal etmemiştim. Bu kadar kolay kurtulamayacaktım benden. Ölüm döşeğinde ben yanında olacaktım senin, ben. Son nefesinde gözlerine bakacaktım senin. Sen de bana bakmak zorunda kalacaktın. Benden neden nefret ettiğini anlatacaktın. Son nefesinde bile olsa anlatacaktın bana. Tövbe edecektin baba! Durun, durun, durun! Tövbe edecektin sen! Yaklaşın, tamam. Pişman olacaktın! Annem, kızım! Pişman olacaktın! Bana yaptıklarından pişman olacaktın! Gel anne, gel! Kızım diyecektim, gel. Pişmanım tamam, diyecektim! Gel, gel! Kalk! Tamam! Kalk alacaktım! Kalk! Kalk alacaktım efendim, kalk! Kalk affettim! Kalk üzüldüm! Kızım yapmayın, etmeyin, günahsız! Cenaze doğumunu unutmayın! Kızım efendim! Kalk! Bu gece kargo uçağıyla görevli olarak gideceksin. Orada yeni bir hayata başlayacaksın. Banka hesabı dolu özgür bir adam olarak. Ben bir yere gitmiyorum. İstesen de gidiyorsun. İstemesen de gidiyorsun. Seni burada görmek istemiyorum. Ama bundan sonra gölgen benim. Ve sen ölü bir adamsın. İkinci hayatının kıymetini bildin, bildin. Bilemedin, Eşref Kaya da ölü bir adam olur. Hadi yazım, bir güzellik yaptık, kıymetini bil. Zorla güzellik için ne derler bilirsin. Zorla güzellik olmaz derler ama. Ama sen yine de onlara inanma, bana inan. Hani sen katil değildin? Katil değilim. Ama olabilirim. Ulan sen Umay Karaysan, ben de kırık Cemal'im lan! Zorla güzelliğin kitabını yazdım ben! Kitabını yazdım lan! Kitabını yazdım! Ulan zorla güzelliğin kitabını yazdım ben lan! Kitabını! Ümmü Bacı! Ben yanlış yaptım. Kızımı getirmeyecektim buraya. Küçük yer, işte bir gazeteye çıktı diye bir şey oldu sanıyorlar. Zaten bize burada rahat yoktu. Şimdi artık nefes alacak halimiz yok. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Kızın psikolojisi de etkilenir bunlardan. Ne yap? Ben her gün sana dua ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kızım sayende kurtuldu. Evi satılığa çıkaracağım. Hani ne zaman satılır, ne olur bilmiyorum ama... Nasıl desem, senin ilçede hani daha ne zamandan çıkacak dediğin bir kiracı vardı. Eğer emlakçıya vermediysen... Diyorum ki ben... Yani ne kadar oranın kirası? Neredeydin? Spa'ya gittim, gevşedim biraz. Senin canın mı sıktı?
Nebriz yüzünden değil mi? Şu sol kol uyuşma meselesi, kardiyolog aramalar falan. Bak ne diyeceğim. Biraz dinlen. Havaalanına gidiyoruz. Havaalanına? Hayale intihar hediyesi geliyor demek ki. Küçük kızımız nereye gitmeye karar verdi? Bali'ye mi yoksa 1500. kez Miami'ye falan mı? İlk ve son kez olarak Karalılara. Hayatı istiyor. Hayatı istiyor. Yalan söylüyor Reşat. Nasıl bu kadar saf olabiliyorsun? Kızımız gözünün içine baka baka yalan söylüyor ve sen... Ve ben babası olarak üzerime düşeni yapıyorum. Üzerine düşeni yapıyorsun. Sen aklını mı kaçırdın? Kızımız küçük bir çocuk gibi... yeni bir oyuncak ister gibi güya kuzenini tutturdu. Ve sen köye gidip oyuncak alır gibi kuzenini almaktan bahsediyorsun. Bu mu senin üzerine düşen? Kızımız yalnız Umay. Kızımız çok yalnız, görmüyor musun? Evet, yalnız. Ama yalnızlığı bile Volkan kadar umrunda değil. Asıl sen bunu görmüyorsun. O Volkan'ı istiyor, takıntılı. Anlıyor musun beni? Volkan'a takıntılı. Dün gece de sadece Volkan... Öz ablam boğazına sarılıp yeğenini kaçırmakla suçladı seni. O olaydan beri gözün içine bakıyorum. Sen ağzını açmıyorsun. Ablan senden nasıl bu kadar nefret etti? O kadına ne yaptın bilmiyorum. Ama işin kötüsü... galiba artık umurumda bile değil. Çünkü dün geceden beri... tek derdim kızım. Kızım beni neyi istediğini ikna etti ve ben ona istediğini vereceğim. Şimdi lütfen memleketine uygun bir şeyler giyer misin? Telefon yok. Kırdı attı kesin. Bulamıyorum. Senin telefonunda da kontör yok her zamanki gibi. Hı? Çaldırıp kapatacağım. Kontör alacak paraları yok diyecek ya. Hadi gel biraz yardım et bana. Hadi gel kızım gel. Gel yarın taşınıyoruz gidiyoruz mis gibi evimize. Kamyoneti ayarladım sabah erkenden gelecek. Çok işimiz var daha çok hadi gel güzelim. Hmm, diyorsun yani. Kontör alacak para yok ama taşınıyoruz ha. Bravo. Çok iyi. İyi hemşire hanım sağ olsun. Ya yardım edecek bak kirayı peyderpey vereceğim. Zaten ilçedeki pazar da büyük. Ya, el işlerini orada sattın mı tezgahın kirası çıkar. Sonra kalanla da evin kirasını öderim. Aa, dükkanda da çalışacağım. Aliye teyzen yanına alacak beni terziye. Vay be. Çok havalıyız yine ya. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Hayır ne bekliyorsun ki sen köyden ilçeye? Hı? Göbek mi atayım taşınıyoruz ya ne yapayım? Hem... sen orada fotoğrafımı çekmezler mi sanıyorsun? Hı? O kıyafetleri giyip bayrak sallarsan çekerler tabii. Mesele üstündekiler değil anne. Mesele artık kömürlük bile değil. Sen ne kadar inkar etmeye çalışsan da ben Umay Karay'ın yeğeniyim. Duydun mu? Soramıyorsun bile değil mi? Hı?
Merak bile etmiyorsun. Anca orada saklanıyorsun. Teyzen sana iyi davrandı mı? Ne konuştunuz? Kuzenin nasıl bir insan? Hiç merak bile etmiyorsun değil mi? Hayat. Öyle şımarık zengin kızı gibi değil mesela. Aslı maslası mesela doğuştan. Ama bu senin umurunda bile değil değil mi? Ben orada ne yedim, ne içtim hiçbir umurunda değil değil mi? Hı? Anca saklan orada. Şu şilteleri kaldıracağım, hadi yardım et bana. Kıskanç. Ne dedin sen? Kıskançsın sen ya. Hadi. Kıskanıyorsun sen teyzemi. Deli gibi kıskanıyorsun sen teyzemi, değil mi? Gücünü, başarısını, her şeyini kıskanıyorsun. Ne başarmış seni teyzen? Hı? Ne yapmış senin teyzen kızım? Ne yapmış? Mesleği ne? Ne iş yapıyor senin teyzen? Ya orası burasını yaptırıp babası yaşındaki adamla evlenmiş. Koca parası yiyor senin teyzen. Ben arabadayım. Buradan çekip gitmiş de ne yapmış senin teyzen? Yani neyi başarmış? Cevap versene bana. Ha, cevap ver bana. Cevap ver. Ha, ne susuyorsun? Söyle, cevap ver bana. Hadi cevap ver, söyle. Benim teyzem kaçmış gitmiş, Umay Karay olmuş. Sen ne oldun anne? Hı? Sen kendine bir baktın mı? Hı? Sen önce bir kendine bak, ondan sonra teyzeme laf söyle. Zavallı bir ezikten başka ne oldun ki sen? Özür dilerim ben. Özür dilerim, çok özür dilerim. Çok... Yavrum, anne çok özür dilerim. Ben de özür dilerim. Senden nefret ediyorum. Özür dilerim. Senden gerçekten nefret ediyorum. Teyze. Ah abim, ah. Sen muhtaç ettin ya beni şu cadalozların kapısına. Neyse, helvamızı kapurduk. Ayaklarına gidiyoruz. Kapıyı da artık yüzümüze kapatmazlar herhalde. Gel. Gel, sana evi gezdireyim, gel. Gel bak bakalım, gel. Heyecandan sormayı unuttum. Hayal'le eniştem de dışarıdalar değil mi? Reşat arabada bekliyor. Hayal İstanbul'da. Hatırladın mı evi? Nasıl? Hatırlamıyorum. Ben burayı hiç hatırlamıyorum. Tamam. Sen geç otur, ben sana bir Hayat.
Hayat. Biz buraya sizi almaya geldik. Ne? Bir dakika. Ne? Ne? Anne! Siz kimi nereden alıyorsunuz ya? Hı? Sen bakkaldan ekmek peynir mi alıyorsun? Hı? Anne dedim. Ümmü. Hanım. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Gerçek ismini duymak zoruna mı gitti? İkinize de kapımız sonuna kadar açık. Biz dışarıda bekliyoruz. Ya sen teyze benim kızımın bir... Ne sandın? Ne sandın sen benim kızımı? Yeter artık anne. Bekle. Ben de seninle geliyorum teyze. Geldiği zaman zaten kendi zevkine göre halleder. Ha bu sefer yerleşiyor diyorsun. Teyzemin odasına geçebilir miyiz artık? Hayalcim, o iş yaş kızım. Ben o kadının gözünü gördüm. Kendi kızını yollar mı ondan bile şüpheliyim. Ama o kadında burada kalacak göz yok. Sen bir de benim gözüme bak o zaman Zehra abla. Kuzenim de gelecek, teyzem de gelecek. İşte o kadar. Hadi. Hadi. Böyle buyurmuş kralın prensesi. Şşş, işine bak sen. Allah Allah. Bizi de gelecek. Benim yapamadığımı yapıp annemin rahatını bozacaklar. Reşit'im ben. İstediğim yere giderim. Karışamazsın bana. Sen öldürecek misin beni? Yaşıyor musun ki sen? Ha? Söyle sen yaşıyor musun? Aklın başında değil senin. Sen ne yaptığını bilmiyorsun kızım. Gidemezsin. Anne bırak. Gidemezsin. Bırak ne yapıyorsun ya? Gidemezsin. Anne bırak ya. Gidemezsin. Ya bırak. Gidemezsin. Anne bırak ya. Gidemezsin. Ya bırak çekil. İzin vermiyorum sana. Ya bırak diyorum sana gideceğim. İzin vermiyorum. Ya anne bıraksana şunu. Çekil. Ya bırak diyorum çekil. Ya bırak gideceğim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya. Sen böyle bir şey nasıl yapardın sana ya? Nasıl yapardın? Gelin bebek benim olsun abla. Ne olur, ne olur benim olsun. Çok mu sevmiş ablasının bebeği gelin bebeği? Hı? O zaman ablası da bebeğini bir tanesine verdi gitti. Seni bırak diyorum, seni bırak gideceğim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya şimdi benimle şu kapıdan çıkıp geleceksin. Ya da yine arkada kalacaksın. Dün kardeşinin, bugün de benim arkamdan baka kalacaksın. Yapma kızım. Kızım. Hadi teyze gidiyoruz. Yapma. Sen yapma. Görmüyor musun ya? Ha? İkimize de ne yaptığını görmüyor musun? Asıl sen bu yılanın bize ne yaptığını görmüyor musun? Hı? Göndermem seni. O yılan dediğin benim teyzem. Kızım sahte bu, sahte. Gerçek değil bu. Sen gerçeksin de ne oldu anne? Hı? Ne oldu? Bu değil mi senin gerçeğin? Bu değil mi? Buralar değil mi? Ben istemiyorum bu gerçeği, anlamıyor musun? Hadi teyze gidiyoruz. Dokunma benim kızıma! Anne! Seni gebertirim. Benim kızımı hiçbir yere götüremezsin. Kes artık şu ezikliği, biraz utanmam olsun anne.
Sırf sen eziksin o değil diye teyzeme saldıramaz. Yeter artık ya. Gel bir tokat daha at. Onca yıl. Onca yıl sırf kıskançlığından sakladın teyzemi benden. Ben teyzem gibi olacağım. Senin gibi olmayacağım. O zaman da söylemiştim ben sana. Daha teyzemi tanımadan söylemiştim ben. Teyzem gibi olacağım demiştim. Hayırdır inşallah. Bu kim ki şimdi? Hadi yürü teyze gidiyoruz. Hadi. Kızım! Mutlu musun Reşat? Oldu mu kızın istediği? Patladım ama ya. Ay amma trafik varmış. Kaç saat oldu gelemediler. Keşke patlasam. Sevdin ha kuzenini? Sevmez miyim hiç? Kardeş çocuklarıyız biz. Geç bulduk ama bırakmayız artık birbirimizi. Ben galiba tutamayacağım kendimi. Hayal. O gece eğer sana bir şey olsaydı ben çok kötü olurdum. Ya canımsın. Geldiler. Geldiler. Hadi, hadi koş yardım et. Hadi gel. Oğlum, Hayal Hanım'ın peşinden gitsene. Hadi kızım. Teyzem. Teyzem gelmedi mi?
anam Ümran. Senin bu bacını benim aklım hiç kesmiyor ha. Bakıyorum bakıyorum, kim der buna bizim sümüklü Ümmü diye. Valla Rabbimin gücüne gitmesin ama kadın tepeden tırnağa kendini baştan aşağı yaratmış. Tövbe haşa. Kız onca zamandır magazinlerde, sosyete haberlerinde gözümüzün önündeymiş de bilememişiz ya kadını. Anam sormayayım diyorum diyorum ama sen neden yılan diyorsun şu bacına ha? Bana bak ne diyeceğim. Buraya kadar gelmişlerdi. Gidivereydik ya onlarla ha? Aldılar gittiler kızı, olur mu hiç? Et tırnaktan ayrılır mı? Sosyeteye vereceğiz kızı da ne olacak? 3 gün sonra seni beni beğenmeyecek. Hayır, o teyzesiyse ben de halısıyım yani. E sen de anasısın. Ya kedi yavrusu alır gibi aldılar gittiler. Bana bak. Yanlış yapıyoruz Ümran. Vallahi yarın öbürsü gün halasını da anasını da beğenmez bu kız. Hadi gel bir koşu gidelim de otobüse yetişelim ha. Ümran. E sen de haklısın tabii. Daha benim 40 gün yasım var. Sen tutmazsın herhalde yas. He? Lan ölüyorum. Ölüyorum. Lan baksanıza. Az kaldı. Yola çıkacağız. Ne anırıp duruyorsun lan? Ne yolu? Sabahtan beri anırıyorum. Neredesiniz ya? Zehirlendim galiba. Karnım çok fena. Kaç kere gittin lan tuvalete? Rahatlayamadın mı hala? Ya bırak şimdi tuvalete. Başlatma tuvaletini. Sen şu sosyeteyi ara da bana bir doktor bulsun. Geberiyor de. Bir doktor yollasana de. Başka emrin var mı birader? Biz kafamıza göre hanımefendiyi arayamayız. Lan zehirlediniz mi lan beni ha? Şu senin hanımefendi beni zehirledi galiba. Hadi ara lan! Ara doktor yollasın hadi! Git bir nöbetçi eczaneye. Ağrı kesici al gel. Vakti gelene kadar idare etsin. Kafa ütülemesin. Ay. Ay. Anam 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 anam. Lan sen beni tuvalete götür. Hadi hadi tuvalete gidelim biz. Ay, çabuk çabuk çabuk. Aç şunu. Aç şunu aç 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 aç. Aç şunu aç şunu aç aç. Ne bakıyorsun, açsana şunu. Oğlum silahına da mı güvenmiyorsun? Tamam, tamam. Aç şunu aç. Ah, ne oldu, yedik mi? Hadi gir gir, fazla oyalanma hadi. Lan oyalanacak halim mi var be? Hadi lan hadi, tuvalete mi düştün? Sesin soluğun çıkmıyor senin ya.
sana söyledim. Ümmü bacı. Ben sana dedim Kırık Cemal'im ben diye. Ama ben sana dedim Ümmü bacı. Umay Karay kim? Adı bile sahte senin teyzenin. Ya senin teyzen babası yaşında adamla evlenmiş, orasını burasını yaptırıp ya koca parası yiyor. Benim teyzem kaçmış gitmiş Umay Karay olmuş. Sen ne oldun? Hı? Zavallı bir ezikten başka ne oldun ki sen? Kavuştun. Ha? Anne? Yanlış yaptın. Vay vay vay. Sanırım yeniden hoş geldin. Kes temelli geldim. Ve her yanlışın bir bedeli vardır. Eli kolu bağlı, kabası yaralı bir deli. İki tane servet ödediğim profesyonel korumanın elinden kaçtı, öyle mi? Bir deliye, Allah'ın sefil bir delisine sahip çıkamadınız mı? Ben size o kadar parayı niye ödedim ha? Ben size o kadar parayı niye ödedim? Derhal bulacaksınız o deliyi bana. Duyuyor musunuz? Derhal bulacaksınız. Gerizekalılar. Kız burada. Sen kendi isminden bile kurtuldun Umay. Küçük bir kızdan mı kurtulamayacaksın?
Günaydın teyze. Seni evimde istemiyorum. Cehennemde yan. Bir şey değil, beni yanlış anlama. Ama sağlıksız. Teyzem olman mı sağlıksız? Burada olman hayat. Kızımın küçük bir çocuk gibi, vitrinde görüp bir oyuncağı tutturur gibi seni tutturup buraya getirtmesi. Çok sağlıksız. Bu aslında hiç olmaması gereken bir emri vakiydi. Ama oldu. Birkaç gün geçmesin lütfen. Neymiş o? Kaç günü geçmeyecek olan? Biz hayatla konuştuk. Beni gayet iyi anladı. Ve sanırım kendisi de bu misafirliği daha fazla uzatmayıp kendi evine gitmeyi tercih ediyor. Evet. Seni gayet iyi anladım teyze. Bu yüzden o eve gitmeyeceğim. Neden böyle söylediğini biliyorum. Aranızdaki küslük ne kadar büyük olursa olsun siz kardeşsiniz. O senden ne kadar nefret ediyor olsa da sen onu kıyamıyorsun. Onu üzmemek için beni geri götürmek istiyorsun. Ama ben gitmeyeceğim. Tıpkı senin gibi. Geride kim kalmış olursa olsun ben arkama bakmayacağım. Senin yaptığını yapacağım. Senin yolundan gideceğim. Ben burada kendime yepyeni bir hayat kuracağım. Siz benim ailemsiniz. Geç bulduğum ailemsiniz. Ben burada sizinle beraber... İncilerinizin havalanması için. Çık dışarı. Ne
Şimdi ne yapacaktın? İnciler. İncilerin havalı olması lazım. İncilerin havalı olması lazım. Hepsi annem yüzünden. Hepsi annem yüzünden. Gözünü korkuttu teyzemin. Cinnetler, hakaretler, duygu sömürüleri. Yok, bu böyle olmaz. Ben teyzemle açık açık konuşacağım. Ne? Hayat! Teyze? Teyze? Üstesini düşünmüş ya. Krallar. Hayat üstünüze üstünüze mi geliyor? Hayat. Hayat. Üstüme üstüme. Tam olarak. Yürüyüş, doğa, orman havası, deniz manzarası hiçbiri rahatlatmıyor mu? Burası İstanbul salak. Burası da İstanbul trafiği. O zaman sadece hayal edin. Seni kızımla tanıştırayım. Şu an nerede olmak isterdiniz ya da kiminle? Zırva. Bazen geçmişten gelen bir iz. Sizi hiç beklemeyin. Bela bile okumam siz ikinize. İhanetimse benim bedduam bile fazla. Yapıyoruz ki bunu. Çocuk gibi böyle kolluk falan. Benim yüzümü öğrenmem lazım ya. Çıkarıyorum ben bunları. Vallahi doktor ne dediyse o. Kusura bakma.
Hem çok tatlı olmuştun kolluklarla öyle de niye mayo giymedin ki? Yok canım gerek yok. Yani biri gelir şimdi falan. Bak şimdi, bak bu fizik tedavi uzun sürecek. Sonra annemler falan gelecek. Hadi şu doktor gelmeden teyzemi arayalım. Ha? Bak sen de konuşunca rahatlarsın. Hem bir kere de ben davet etmiş olurum hadi. Ya aramayacağım ayar. Üstüme gelme artık yeter. İyi tamam. Bu ne böyle? Unutmuşum ben onu ya versene. Ne ki bu? Hayal. Dur bir bakıyorum ya. Hayal verir misin? Dur bakıyorum. Hayal bir ben dur bakıyorum. Ay düştü. Tut ya of. Islanlı işte ya. Allah kahretsin. Ne yaptın sen ya? Ne iş var kızım bunun sende? Kara kutuyu mu açtın sen? Nasıl aldın bunu söylesene ya. Ne kara kutusu be? Uçaklardaki gibi mi anlamadım? Hayat, numara yapma. Kara kutunun içindeydi bu. Ya ben bunu kara kutuda falan görmedim. Koltuğun altında buldum bunu. Uf, al işte ya, ıslandı, mahvoldu. Bizim oranın reçetesiydi bu. Çok mu önemliydi acaba? O kutunun içindeki her şey sizin oranın zaten. O kara kutu dediğim de annemin uçaklardaki gibi kara kutu. Kömür. Eski bir fotoğraf. Reçete falan. Annem yıllarca sizi sakladığı gibi sizin memleketin hatıralarını da o kutunun içinde saklıyor. Süper. Çok iyi ya. Kadın yıllarca sakladı ve ben bulduğum gibi mahvettim. Çok iyi. Yani onu kurtarırız da annem onu bulduğunu öğrenince seni nasıl kurtaracağız bakalım. Yapacağım ben ya. Of. Bu planlar geçen sene değil mi? Evet. Bir onaylık gelecek. Nedir bu? Hocam. Kömür, kömürlük. Çocukluk anıları için. Fotoğrafta abla kardeş var, tamam. Reçete. Sen neden saklanacak kadar önermişsin? Alt tarafı reçete. Şöyle bakayım. İlaç. İlaç. Doktor. Doktor Yıldırım. Doktor Yıldırım. Ne kadar ciddi oldu. Levriz'cim lütfen sayende gerçekten check-up yaptırmış kadar oldum. Tamam abi. Artık şu doktor Bilal'ine bir son versen diyorum. Nasıl olur? Evet ama yani hala. Gerçekten şiştik yani. Aa sen de. Ben bari annemle Hayat'ı çağırayım da yemeğe geçelim. Acıktım ya. Dur bakalım dur. Acele etme. Yemeğe bir misafirimiz var. Hadi oradan gel oradan. Senin misafirlerin geldi. Kim? Sürpriz. Sürpriz.
gördüm. Pardon. Teyze dur. Teyze benim sana bir şey vermem lazım. Seni dinliyorum. Ben biraz korkuyorum da. Çünkü yani istemeden senin özel bir şeyini aldım. Anlamadım. Evet. Seni dinliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldırım sana.